kapıyı da yıksam, çatıyı da yaksam, senin kızın bu köşkten gitmez. Sen ne kadar toprak kokuyorum desen de, senin kızın toprak kokmuyor Zehra Hanım. Para. Senin kızın para kokuyor. Bu acıyı çekmek zorunda değilsin. Kendi kızına hizmetçilik yapmak zorunda değilsin. Ne sen, ne çocukların size bir günde yabancılaşmış, hiç tanımadığınız birinin, Ceren Karaçay'ın ayakları altında ezilmek zorunda değilsiniz. Keşke ne hissettiğini anlayabilsem. Bütün bu olanların farkında mısın? Sana ne yaptıklarını, neler olduğunu farkında mısın? Ayıp be, ayıp. Koca kadın utanmadan, sıkılmadan, yüzü kızarmadan yalan söylüyor. Git o kadına münasip bir dille söyle. O gelinin yediği haltları yüzlerine söylemiyorsam, bu evliliğe neden göz yumdum suratlarına çarpmıyorsam, anasını utandırmamak içindir. Evime adım attıkları gün tezgaha kurup konuşmalarımızı kayda alan kadına benim ne dünür olarak ne babaanne olarak hiçbir saygım yok. Benden dünürlük falan beklemesin o kadın. Dünürlük bende Agerciğim. Sen takılma bunlara. Yalnız benim aklım gelinin ablasıyla ilgili söylediklerine takıldı. Ufaklık cin gibi hemen çözmüş ablasını. Bence gelinimizin söylediklerini yabana atmayalım, kulağımızın bir kenarında dursun. Yeğenim hemşire hanıma emanet şeniz. O kadar. Agahcığım bence... Ne diyorsam o. Sen hemşireyi bırak, kızın ailesini organize et. Nasıl? Bu saatten sonra hizmetimizi gördürecek değiliz herhalde şeniz. Şey düşün işte. Bak, çocuk kızın arabasının etrafında dört dönüyor. Anasına da bu saatten sonra kirlileri toplatacak halimiz yok herhalde. Açtırma şimdi benim ağzımı. Ne biçim bir iş oldu zaten bu böyle? Haklısın, bir nefes alamadık. Atladık tabii bunu. Yakışık almaz, doğru. Şeniz, ne bileyim ben. Kadınlar anlar işte, bir şey yaparsın. Ne bileyim, şey et. Bir şey et işte. Şey, ne şey oluyorsa tamam. Öyle olsun. Tamam Agahcığım, ben şey ederim. Sen takılma bunlara. Kızım bir konuşsak. Ceren'cim hazırız galiba. Teşekkürler Nurti. Ne oldu büyük kayınvalide hanım? Gelin hanım yüz vermedi galiba. Geçecek. Elbet geçecek. Rüzgarı dinecek. Ulan şunun triplere gel. Bozuk atıyor aklınıza. Yersen tabii. Adam bir günde Agah Bey'e akraba oldu be. Şimdi böyle voltalar, yemez adam tripleri. Düşüne görürüm ben bunu. Havasından geçilmez. Tanımaz artık bizi. Ceren kızım, dur. Bak şimdi herkes sakinleşti. Bir konuşalım seninle, ha? Nedim'i indirir misin Nurten abla? Su terapisine gelecekler. Mesai saatinin içinde sizi ayıralım. Sonra konuşuruz. Anne! Ne diyor bu sana? Seher Hanım mı diyor? Dur oğlum, dur. Sen karışma. Hadi toplanmaya başlamayın burada. Herkes işinin başına. Civan sen kapımı aç. Sen de çık benim odama. Çarşaflarımı değiştir. Kirlilerimi topla, ne bileyim yap bir şeyler işte. Ne diyorsun lan sen? Dur, dur. Ha? Dur. Civan yapma. Özür dile. Ne oluyor ya? Ha? Ne oluyor? Ne bu havalar sendeki? Senin anan hizmetçi değil mi?
Lan seni var ya öldürürüm ben. Civan! Bir dakika özür dileyecek. Şurayla bir ilgilenin lütfen. Anne özür dileyecek. Civan yapma bırak. Özür lan. Ne oluyor lan kardeşim orada? Civan! Başımızdan yapmayın! Lan bir dakika! Özür dile! Özür dile annemden! Senin annen önceden de topluyordu kirlilerimizi. Oradayken de topluyordu, buradayken de topluyordu. Köşkte toplayınca mı batıyor? Lan senin sülalenin! Yapma! Ya örgü olamayın, onlar kardeş! 5 kişi çullandınız üstüne! Kızım bir şey desene! O senin kardeşin! Bırakın desene! Ceren, hadi biz gidince bırakırlar, hadi! Bırakın! Bırak! Bırak! Yazık be! Senin gibi kardeş olmaz olsun, yazıklar olsun! Özür dile lan! Ceren, hadi! Civan! Titreyeceksen oynamayalım. Ben bu saatten sonra ancak titretirim. Bırakın be! Ya gittiler işte! Bırak! Anne! Anne! Anne toplamayacaksın onun kirlilerini! Anne! Rezaletin kaçıncı perdesindeyiz acaba? Ya ben bir garip izdivacı nasıl açıklayacağım? Ya böyle bildiğin takipçi falan kaybedeceğim yani ben. Düşünsene şimdi benim şoförüm bizim neyimiz oluyor? Senin kayın bilmem neyin oluyor? Ay bunların hepsi böyle sülale boyu bizim bir şeylerimiz oluyor artık. Al işte bak. Bu da ruhunu teslim etmiş. Kayınvalide hakkın rahmetine yürüyor valla. Çırağında düğün yapamadık diye bu havalar. Net. Paçozun 8. seviyeliği varoşluğun serin sularından üstümüze aka aka düğün isteyecekler daha. Anne. Bir de böyle sürekli evimizde aile faciası şeklinde gezecekler değil mi? Ha. Hiç alışık olmadığımız şeyler zaten değil mi? Tamam bırak. Tamam bırak! Lan ne artist deniyorsun bacını sağlam kapıya yamadın diye? Ne diyorsun lan sen? Ha? Lan seni var ya. Seni öldürürüm duydum. Lan bırak! Bırak! Hop! Hayırdır gençler, eğleniyor muyuz? Affedersiniz Damla Hanım. Affetmeyi hiç sevmem. Hadi dağılın, herkes kendi köşesine. Dağılın. Sen melül melül bakacağına kapımı aç. Sen benim neyim oluyorsun şimdi? Dur ben sana söyleyeyim. Şoförüm oluyorsun.